Expiration 3'den bahsettik. Expiration 3'yi traverse ettiğimiz zaman infix, postfix, prefix formda elde edebiliyoruz dedik expression'ları. Aynı zamanda expression 3'yi traverse ederek expression'ı evaluate etmek de mümkün. Nasıl evaluate edersiniz bu expression 3'yi? Bu expression 3'nin değerini nasıl buluruz arkadaşlar? İlk önce direkt işte en alttaki gösteren yerlere kadar gideriz. İçeride olan kanatları buluruz. En alttaki elemanları alttan başlarız ya. Postfix yani. Evet. Biz buna bir isim veriyorduk ama. Efendim? Post order. Post order traversal yaptığımız takdirde nasıl yapacak? Önce X'i sonra Y'yi elde edecek. Traversal sırasında değer döndürürsek biz X'in ve Y'nin değeri artıya gelecek değil mi? Artı operantlara operatörü uygulayacak bir değer elde edecek. Bunu return edecek. Şurası şuranın değerini ve buranın değerini elde ettikten sonra çarpma işlemini yapıp sonucu return edecek. Sonuç olarak bir expression tree'yi evaluate etmek için post order traversal'ı kullanabiliriz. Değil mi? Sorun yok. Nodu daha sonra sol operandı ve sağ operandı belli olduktan sonra noddaki operatör ile işlemi gerçekleştiriyoruz. Post order traversal olmuş oluyor. Pekala bu expression tree'yi nasıl elde edeceğiz? Bu expression tree'yi nasıl oluşturabiliriz? Diyelim elimizde postfix expression var. Postfix expression'ı kullanarak bu ağacı oluşturabilir miyiz? Postfix expression var elimizde. Şu expression var elimizde. Sondan başlayabilirsiniz. Yani. Sondan başlayabilirsiniz. O zaman prefix form belki daha işinize gelebilir. Postfix'te yalnız hani ilk root'u elde edebilmek için root en sonda sağ tarafa gidiyoruz postfix formuna yalnız. Orada devamlı sağ tarafa doğru gidiyoruz sanki. Yani C'yi almış, bölü almış, sonra C, sonra artı ve AB'yi almış. Yani root'tan sağ tarafa doğru gitmiş devamlı gibi. Şimdi elimizde postfix var, bunu düşünelim. Prefix'e dönmeyelim. Elimizde postfix var. Bundan ağacı elde edeceğiz. Nasıl elde edebiliriz? Prefix var elimizde. Postfix var, şu var. Hocam en sonunda hocam sondan başlarız. Sondan başlarsınız. İlk önce ondan sonra ilk elemanı koyarız root olarak. Sonra? Sonra diğer elemanın sağ, eğer şeyse nedir? Operatörse sağ tarafa koyarız. Değilse şeyse operansa sola koyarız. Operatör dönme. Tamam. Değilse ondan sonra gelen de operant olması gerekiyor. Diğer operantı da sağ koyarız. Niye operant olması? Öyle gerek yok. Hayır, operatör olabilir. Ne kadar tekrarlaşıp olur ya? O dediğinde ne kadar da tekrarlarsın? Evet öyle olacak. Ya operansa sola, operatorsa sağa. Aynen öyle oluyor zaten. Hocam öyle bir şey diyemeyiz. Operansa sola, operatorsa sağa nasıl ya? Sondan mı başlıyorsunuz diye? Sondan mı başlıyorsunuz? Evet. Sondan başlıyoruz. Evet. Hocam ilk elemanı koyduk bu olarak. Evet. O root olacak, o kesin. O kesin. Yani. Sonra diğer elemanı sağa koyduk. Niye sağa koydunuz? Operatör. Operatör. Sürekli sağa yazıyor. Operatör olduğu için. Sondan başlayıp sağa yazıyor. Büyüklüğüne bakıyoruz ya. Değiliz tamam. Arkadaşlar. Operatör olanı sağa koydun. Operatör sağa koydun. Sonra C'ye geldin. C'yi ne yapacaksın? Orada kaldık. Hocam. Bu döngü yemez hocam. Efendim? C'ye uzun sağa koydun. Hocam C'yi yer tutarız. Stack'te yapmıyoruz hocam. Niye stack kullanıyoruz? Yani normal zaten sayılır stack mantığıyla oluşturmuştuk. Pek stack'le çözeriz. Nasıl çözeriz? Yani baştan sona kadar stack'e kuşlayacağız. Ondan hepsini mi? Önce hepsini. Hocam, evet. Onu tersten
Bütün her şeyi siteye koyarsak ve stekten çekersek aslında ne yapmış oluruz? Tersten uğraşmış oluruz. Ve evet. Senin durumuna düşeriz. Ama benim döngü yapıştıracağım yani sahip koyarsak. Sadece operatörleri atsak, şehir de ayrı atsak. Sadece operatörleri atsak. Nasıl yapacağız? Ayırsak yani operatörlerin şeyi. Evet. Hangisi sırada yapıldığını nereden bileceğiz? Yani şöyle iki tane operanda bir operatör düşer mi? Öyle bir şey olabilir mi? Hayır. operatör bir expression'la bir başka expression'ı birleştiriyor da olabilir. Operantlara expression'lar olabilir, alt expression'lar. Şu çarpıya geldiğimiz zaman sonraki ifade bununla şunu ve şunu oluşturmuş olmamız lazım değil mi? Evet. Şu artıya geldiğimiz zaman şunları oluşturmuş olmamız lazım. Demek ki bu recursive. Zaten bu post order traversal sırasında elde ediliyor değil mi? Post order traversal'ı yapıyormuş gibi ağacımızı oluşturabiliriz. Yani operatör görevi. Yani şuna geldiğimiz zaman şu ikisinin oluşmasını sağlamamız lazım. Buna geldiğimiz zaman şu ikisinin oluşmasını sağlamamız lazım vesaire. Peki hala onları nerede tutacağız? Post order traversal sırasında recursion yapıyorduk. Recursion aslında stack kullanımıydı değil mi? Onları stack'e atabiliriz. Yaptığımız şey aslında şu expression'ı soldan sağa doğru okurken operant gördükçe stack'e atmak, operatör gördükçe de stack'ten çekip iki tane operantla işlemi gerçekleştirecek şekilde işlemi yapmak ne demek? Operatör son tekrar işte. Operatör operant ağacını oluşturmak. Şu iki operant zaten stack'ten geldi. Operatörle ağacı oluşturup tekrar stack'e atmak. Aslında şu operant da bir ağaç olabilir. Bu da bir alt ağaç olabilir. Yeni bir ağaç oluşturup stack'e atmak. Aldığımız sonucu tekrar başka bir ağaç oluşturup orada yerine mi koyacağız? Hani o iki operant bu ağacı oluşturdum. Bunu da siteye koyuyorum. Hesaplamıyorum. Bu ağacı oluşturmaya çalışıyorum. Bu ağacı tekrar siteye koyuyorum. Çünkü bu ağaçta sonra gelecek operatörler için bir operant olacak belki. Operant ise bir nod, tek nodlu bir ağaç oluşturup siteye koyuyoruz. Yani şuradaki X için tek nodlu bir ağaç oluşturacağız ve siteye koyacağız. Y için aynı şeyi yapacağız. Artıya geldiğimiz zaman eğer operatör ise ağaç stack'ten iki tane ağaç çekiyoruz. T1'i, T2'yi. Yani şu operandla bu operandı çekiyoruz bir yerde. Ondan sonra bunları operatörle birleştirip yeni bir ağaç oluşturuyoruz. Ve bu ağacı siteye atıyoruz. Algoritma bu şekilde. İşte şöyle bir expression varsa veya bizim şu orijinal expression'dan gidelim. Bunu oluşturalım. Siteğimize baktığımız zaman siteğimiz şurada. Tamam. Siteğimiz başlangıçta boş. X'i gördük. Tek nodlu bir x'i aslında şöyle şey yapalım, ağaç, x ağacını siteye attık. Bu bir ağaç değil mi? X ağacını siteye attık. Sonra y ağacını siteye attık. X, y ağacını operant gelin. Sonra x artı geldi. Yaptığımız bu x'ini stack'ten çekmek. Ne yapıyorduk? X'i v'yi artı işlemiyle bir ağaç yapıp siteye atıyorduk. Ondan sonra ne geldi? A geldi. Ne yapıyoruz? A'yı tek nodlu olarak siteye atıyoruz. Sonra B geldi. B'yi siteye attık. Sonra artı geldi. A ve B iki operant çekiyoruz. A ile B'yi çekeceğiz. A buradan.
B burada. Bunları birleştireceğiz. Ne gelmişti? Artı gelmişti. Artı ile birleştireceğiz. Bunu nasıl site yaz? Sitemizde şu anda iki tane ağaç var. Sonra C geldi. C'yi buraya koyduk. Sonra bölü geldi. Stack'ten bu ikisini çektik. İlk operandı bu olacak. İkinci operandı C olacak şekilde. Stack'ten şunları çektik. Ve bunları bölü işlemiyle birleştirdik. Sol operant, sağ operant sırasına dikkat etmek lazım. Bunlar da önemli değildi belki ama bölü de önemli. C ikinci operandı. Ondan sonra bunu siteye attık. Sonra çarpı geldi. Bu iki tane ağacı çektik. Çarpıyla birleştirdik. Nasıl? Artı x, y. Çarpıyla birleştirdik. Ve bunu siteye attık. Ondan sonra baktık. Bitti. Stack'ten çektiğimiz ağaç bizim expression tree'miz. Ne kadar sürüyor bu işlem? Postfix formülü üzerinden dolaşıyoruz. Her biri için, sembol için ne yapıyorduk? Şu işlemi yapıyoruz. Ne kadar sürer bu işlem? Bir ağaç oluştur. Siteye at. Constant time. Operatör için stack'ten iki tane çek. Ne kadar sürer stack'ten iki tane değer çekmek? Constant time. Bunları birleştirmek? Constant. Ağaç tekrar siteye atmak? Yine constant. Sonuç olarak constant time'da zaman alıyor. Her bir operatör veya operand için constant time olduğuna göre bu postfix expression'ın uzunluğu kadar zamanda expression tree'yi ben oluşturabiliyorum. Expression tree'yi evaluate diye de biliyorum. Expression tree ile ilgili bayağı bir şey gördük. Sorusu olan var mı? En altı bir zamanda. Evet, lineer zamanda işi bitiriyoruz. Infix expression'ı postfix'e çevirebiliyorum. Postfix'i postfix tree expression tree haline getirebiliyorum. Expression tree'yi evaluate edebiliyorum. Birçok bir şeyi yapabiliyorum aslında. Expression'larla ilgili. Burada bir başka örnek var. İşte şu expression A ve B siteye atılmış. Artı görünce A ve B stack'ten çekilmiş, artı ile birleştirilip atılmış. Sonra C gelmiş, C atılmış, D gelmiş, D atılmış, E gelmiş, E atılmış. Artı gelince D ile E çekilip operatöre uygulanıyor. O siteye atılıyor, ondan sonra çarpı gelince bu sefer C ve artı ile başlayan alınacak. Çarpı ile birleştirilecek, sonra tekrar çarpı gelince bu ikisi birleştirilip expression tree oluşturuluyor ve bittiği için string'imiz, stack'ten aldığımız şu ağaç bizim expression tree'miz. Evet. Expression tree örnek, pek çok örnek gördük. Expression tree, Hoffman tree vesaire vesaire pek çok örnek gördük. Tree traversal'ları gördük. Artık class'ımıza geçebiliriz. Binary tree class'ın hakkında konuşturacağız. Binary tree'yi tanımlayabilmek için önce binary tree'deki bir nodu tanımlayabilmem lazım. Binary tree'deki bir nod nedir? Şöyle bir noddan bahsedeceğiz. Bu nod bir data içerecek, iki tane de pointer içerecek. Bu sol alt ağacı gösteren bir pointer olacak. Sol alt ağacın ilk root'taki nodunu yani sol çocuğu gösterecek. Bu da sağ çocuğu gösteren pointer olacak. Sonuç olarak linked list'teki gibi veri ve pointer'dan oluşan bir node yapımız var. Data herhangi bir şey olabilir. Şey olarak tanımlayacağız yine. Neyi? Template olarak tanımlayacağız. Ve iki tane pointer'dan oluşuyor. Node yapısı anlaşılmıştır herhalde. Nodları birleştirerek bir ağaç oluşturmak mümkün. İşte şu kök nodumuz, kök nodunda çarpı işlemi var. Bu bir expression tree değil mi? Evet. Expression tree, leaflerde operandlar var. Internal nodlarda
operatörler var. Bunun sol operandını gösteren expression tree burada. Sol çocuğu toplama işlemini, onun sol çocuğu X'e, sağ çocuğu Y'ye gösteriyor. Bu şekilde ağaç, expression ağacını söylemek mümkün. Böyle bir ağacı neyle tanımlayacağız? Kökünün gösteren bir pointer'la tanımlayabiliriz. Ağaç dediğimiz zaman ağaç sadece şöyle bir kök noda pointer tutacak. Ağacımız yani binary tree'nin içerisinde, binary tree class'ın içerisinde sadece bir pointer tutmamız yeterli. Kök pointer. Okey. Binary tree node'da neler vardı? Kısaca onun üzerinden gidiyoruz. Biraz önce şeklen görmüştük. Class diagramını görmüştük. Şu anda kendisi burada. Structure olarak yapılmış. Zaten tree yapısının içerisinde, binary tree yapısının içerisinde tanımlanacak. Structure olması dolayısıyla bunların hepsi private. Bir data var. İki tane de public mi? Tamam. Structure private değil miydi? Hocam class private, structure tamam, public. Tamam doğru. Class private, bu public. Public olmasının problemi yok zaten. Class'ın içerisinde tanımlayacağız. Bunu class'ın içerisinde koyacağız. Evet, private kısmında olacak. Yani sadece kime public? Binary tree'ye, binary tree class'ın içerisinde public. Diğer yerler zaten görmeyecek. Left right'ı var. İki tane pointer. Constructor'ları var. Constructor'ı işte left pointer, right pointer ve data bilgisini alıp yerlerine koyuyor. Bir de destructor'ı var. Basit bir şekilde. Ha, bir de binary node bilgisini print etmek için string'e çevirme ve indirection operatörü, extraction operatörü tanımlanmış durumda. Overload edilmiş durumda. String'e çevirmek için datası zaten vardı. Datasının string'e çeviren fonksiyonu sadece kullanıyoruz. Zaten bu datanın bunu overload ettiğini düşünüyoruz. Bu da standard library'deki string'i. Bu da şey, operatörü overload etmişiz. Print etmek için kullanacağız. String'i alıyoruz. Standard out'a yazıyoruz. Okey. Bunları print etmek için kullanacağız. Node'ları print etmek için. Ağacın da kendisi bu operasyonları sağlayacak şekilde tanımlayacağız. Dönelim binary tree'ye. Binary tree'nin bir node tipinde, node pointer tipinde root'u olması lazım. Biraz önce görmüştük zaten. Onun dışında birçok operatörü olabilir. Operasyonu olabilir, fonksiyonu olabilir. Constructor'ları vermişiz burada. Bir boş constructor'ı var. Bu ne construct edecek? Herhangi bir parametre olmadığına göre. Boş bir ağaç construct edecek. Üç parametreli bir şeysi var. Data verilmiş. Left child ve right child verilmiş. Right child bir binary tree. Left child bir binary tree, bir de data verilmiş. Böyle bir constructor ne yapacak? Datayı alacak, root'un içerisine koyacak. Zaten iki tane ağaç verilmiş, onları da sol alt ağaç ve sağ alt ağaç olarak koyup bu ağacı oluşturacak.
Sonuç olarak left child diye gelen bir binary tree, right child diye gelen de bir binary tree. İki tane binary tree'den ağaçları alıp, alt ağaçları alıp kendi içerisine koyması gerekiyor. Hocam yani şöyle nasıl bir şey desem, bu datada hani dataya bağlı iki tane çok büyük uzun uzun ağaçlar olsa mesela onları da alıp birden oraya mı koyuyor yani? Dataya bağlı ağaçlar. Data sadece bir tane eleman, item type tipinde. Left child, right child, binary tree tipinde. Bunlar koca koca ağaçlar, evet. Yani ama koca ağacı bilirsen sadece bir kök pointer'ı yetiyor. Yani onları birleştiriyor. Evet, onları esenleyecek bir. Göreceğiz biraz sonra nasıl implement edildiğini. Left subtree'sini alabildiğim bir fonksiyon var. Get right subtree fonksiyonu var. Get data fonksiyonu var, root'taki data'yı döndüren. Is leaf, is null, root'un leaf veya null olup olmadığını check edecek. Is null'la ağacın boş ağaç olup olmadığını check etmemiz mümkün. To string, string'e çevirecek. Node'un string'e çeviren fonksiyonlarını kullanacak ve sonuç olarak modları string'e çevirirken de ister pre-order, ister post-order, ister in-order traverse edebilirsiniz. Biraz sonra göreceğiz. Bir string şey alıp, string alıp, string okuyup, standart string okuyup binary search tree oluşturmak, binary search tree değil, binary tree oluşturmak da mümkün. Öyle bir fonksiyonla tanımlanmış durumda. Evet, class'a baktığımız zaman bu fonksiyonları içerecek class. Public bir parametresiz constructor'ı var. Demiştik bu sadece root'u null yapıyor. Yani boş bir ağaç oluşturuyor. Bir başka constructor, 3 parametreliydi hatırlıyorsunuz. Data, left child, right child. Bunun ne yapması lazım? Bir tane node oluşturuyor. Bu node'un datası, node'un constructor'ında data verebiliyorduk. Left child bir ağaçtı, onun root'u. Right child de bir ağaçtı, onun root'unu verip bir node oluşturuyor. Bunu da root olarak esan ediyor. Çok basit bir şekilde ağaçları topluyor. Peki bu işlem sonuç olarak şöyle bir şey vardı. Şu BT node ve root'a vardı. Root'tan ağaçları vardı. Bu left olarak verdik biz ona. Bir başka binary tree, şöyle bir binary tree vardı. Yine şöyle hemen çizelim. Değil mi? Bunu da right olarak verdik. Ne yapıyor? Yeni bir binary tree oluşturuyor. Yeni bir binary tree oluşturuyor. Şöyle. Bu da bir root node oluşturuyor. Datayı buraya koyuyor. Left'i nereye bağlıyor? Left'i buraya bağlıyor. Right'ı da buraya bağlıyor değil mi? Şunlardan ama bunları silmiyor. Farkındaysanız. Hala bunları da şey olarak almıştı. Referans olarak almıştı. Yani bu fonksiyonu çağıran vatandaş da hala şu ağaçta olduğu gibi duruyor. Bu ağaçta olduğu gibi duruyor. Bunu da biz return ediyoruz. Bu ağacı da elde etmiş oluyor. Ağaçlar birbirlerinin içerisine girmiş durumda. Bulunan kişinin dikkatli kullanması lazım. Yani bunları birleştirip şu ağacı elde ettikten sonra şu ağaçları ortadan kaldırması lazım bir şekilde. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı mı? Çünkü hala şu ağacı kullanarak bunlara ulaşabilir. Bu ağacı kullanarak bunlara ulaşabilir. Peki. Yani çok düzgün bir şekilde yapmıyor. Kopyasını almıyor yani. Şu operasyon kopya almıyor. Hocam bu burada bu STL'de mesela. Binary tree diye bir şey yok zaten STL'de. Bu sadece bizim şey için konuştuğumuz. Bu expression tree'ler için falan konuşabileceğimiz yapı. Expression tree'lerde hatırlıyorsunuz şöyle bir olay vardı.
şu iki ağacı alıp birleştirip tek ağaç yapıyoruz. Bu operasyon, şu ağaç, bu ağaç, iki tane ağaç var. O iki ağacı birleştirebiliriz ve siteye atabiliriz bu yöntemle. Şuna atabiliriz. Siteğimizin elemanları ne? Siteğimizin elemanları binary türler. Okey. Bu operasyon anlaşıldı. Structure'a bak. Structure'ı hiçbir şey yapmıyor. Niye yapmıyor? Biraz önceki problemden dolayı. Eğer şu ağacı distract etmeye kalksa, bütün nodları ortadan kaldırmaya kalksa şu ağaç da gitmiş olur değil mi? Şu ağacın kısımda gitmiş olur. Saçma sapan bir şey olur. O yüzden distractor'ın da bir şey yapmıyor. Yani ağacı tamamen ortadan kaldırmıyor distractor'ı, farkındasınız. Orada bir kombi oluşturup onu döndürseydi belki o zaman. Hocam zaten devrol distraktörü bütün ağacı kaldırmaz zaten. Kaldırmaz işte. Kendisini geri kaldırır. Tamam işte. Kaldırmaz, kaldırmıyor diyorum yani. Hayır, yazmasa da öyle olurdu. Hayır, yazmasa da öyle olurdu. Tabii bunu koymasaydı da olurdu. Default distraktörü kullanmış çünkü. Default distraktörü kullanmış. Yazmasa da böyle olurdu. Ama yazmasa distraktörünüz yok diye warning alabilirdim belki. Böyle almaz. Yani warning de almazsın böyle. Hiçbir problemin olmaz. Ama ağacı tamamen de ortadan kaldırmıyor, farkındaysanız. Değil mi? Ağacı tamamen ortadan kaldırmıyor. Ben bir ağaç oluşturuyorum. Ağacı kapattığım zaman distractor ile hiçbir şey yapmıyor. Ağaç hala memory'de. Niye öyle? Çünkü şu operasyon sonucunda iki ağacı birleştirdik. Yeni bir ağaç oluşturduk, eski ağaçları ortadan kaldırırsaydık tamamen yeni ağaç da ortadan kalkacak. Saçma bir şey yani. Ona göre yapılmış. Expression tree'deki şu işlemleri yapabilecek şekilde tasarlanmış binary tree. Ama siz başka bir şekilde kullanırsınız, ağacı ortadan kaldırmıyor distractor. Onu da bilerek davranmanız lazım. Teker teker kendinizin nodları ortadan kaldırmanız lazım eğer gerekiyorsa. Tamam? Distractor'ı çağırmanız önce. Distractor'la kalmamız önce. Evet. Get left subtree, right subtree, data bunları yazacağız. Biraz önce bahsettiğimiz fonksiyonlar. Şu yazılmış sadece. Root to string. Root to string sadece root'un to string'ini çağırıyor. Diğerlerinin hiçbir yazılmamış, onlara geleceğiz. Tamam. Problem var mı? Bir de böyle bir şey var. Protected bir şeysi var binary tree'nin. Yeni bir root vererek ağaç oluşturabiliyorsunuz. Yani ağacı tamamen değiştirmeniz mümkün. Node pointer vererek ağaç oluşturma. Node pointer'ını kim elde edebilir? Dışarıdan birisinin zaten node pointer'ı elde etmesi mümkün değil. Class'ın içerisinde olması lazım. Class'ın içerisinde ise protected demenin de manası yok. Protected niye önemliydi? Inheritance için önemliydi. Bundan mesela şeyi oluşturursak, biz binary search tree'yi oluşturursak o zaman bunun manası olacak değil mi? Constructor. Evet, node pointer ile construct edebiliyoruz. Şeklinde. Ha? Data da tabii bir root var. Evet. Root, bütün ağacı veriyorsunuz aslında. Sadece root değil. Bütün ağacı veriyorsunuz ama row ağacı veriyorsunuz. Üzerinde fonksiyonlarla giydirilmiş class ağacı değil. Row ağacı veriyorsunuz. Evet. Get left subtree fonksiyonu sol alt ağacı döndürecek. Ben de node pointer olarak var bu aslında değil mi? Root'un left'i. Ama bunu ağaç haline getirmem lazım. İşte bakın burada o mesele kullanılmış durumda. Binary tree'nin root'un left'iyle bir node pointer'iyle
Construct edildi bir ağaç. Bu biraz önce bahsettiğimiz protected constructor kullanıyor. Protected olmasına gerek yoktu. Private yapsaydı da olurdu. Ama bu burada bu problem olmazdı. Tamam mı? Eğer root nullsa, left subtree yok. Exception true ediyoruz. Eğer root null değilse sol çocuğun pointer'ıyla bir ağaç oluşturup onu return ediyoruz. Sol çocuğu olması gerekiyor. Sol çocuğun null olabilir ama root var. Sol çocuğun null da olabilir. O zaman da null pointer'la null da bir ağaç oluşturacaktı. Null ile oluşturduğu ağaçta boş bir ağaç olacak. Aynı şekilde right subtree için. Okey. Problem var mı? Yok herhalde. Is leaf, leaf olup olmadığını nasıl check edersiniz bir nodun? İki tarafında null. İki tarafında null olması lazım. Left subtree de null olması lazım. Right subtree de null olması lazım. Root'un left'i null olacak, root'un right'i null olacak. Leaf olabilmesi için root'un null olmaması lazım. Değil mi? Yoksa şey olmaz ki. Herhalde kendi true döndürmüş. Yani boş ağaca da is leaf'e true diyor. Belki exception true etseydi daha güzel olabilirdi. Yani olmayan bir noda is leaf diye sormanın bir manası yok diye exception true edebilirdi şu durumda. True döndürmüş. Is leaf'in tanımlaması böyle olduğu sürece problem değil. Okey? Is null var mı? Ne vardı bir de bizde? Is bir şey daha vardı. Is null vardı. Is null daha basit değil mi? Null olup olmadığını bakacak. Şunları konuştuk. Şunları konuştuk. Get data. Get data zaten datayı return edecek. Onda problem yok. Root'un datasını, root pointer vardı. Root pointer ile ulaştığı nodun datasını return edecek. Gelelim toString'e. ToString fonksiyonu, ToString fonksiyonu ne yapacaktı? Ağacı string'e çevirecekti. Nasıl çevirecek? Recursive olarak çevirecek. Burada kullandığı yöntem önce root'u almış, sonra left subtree, sonra right subtree'ye gitmiş. Right left subtree'nin toString'i, right subtree'nin toString'i çağrılmış. Yani pre order traverse edilmiş. Pre order traverse edip her şeyi string olarak output atıyor, onu da string olarak yazıyor. Return ediyor. Ha? Problem var mı? Pre order traversal etmiş. Ne kaldı başka? Şey girmiş. Bunu söyledik. Read'i var. Read'i yazmamışız. Read'i şey diye düşünebilirsiniz. Expression tree oluşturmak diye düşünebilirsiniz. Postfix expression geliyor şuradan. Expression tree oluşturuyoruz diye düşünebilirsiniz belki. Öyle bir fonksiyon yazabilirsiniz. Başka da bir şeysi kalmadı herhalde. Şunu... Efendim? Read niye istedik? Her bir instance'ın ayrı bir read'i yok demek ki. Olması gerekiyor mu? Her bir instance... ayrı class bir... Class için bir tane. Class için bir tane var, evet. Evet, bunlardan bahsettik. Gelelim binary search tree'ye. Ne kadar vaktimiz var?
10 dakikamız var. Niye Binary Search Tree? Çok fazla bir şeysi yok. Neyse, Binary Search Tree'de bırakalım, tamam. Bir ders. Ders de gelmiş. Ders de gelmiş.